Tam şu kısmında kalmıştık. Sokrates çok garip bir biçimde, kendisi de garip diyor ona. Böyle zindanda rüyalar gördüğü, ona ilham olunduğu daha doğrusu, hiç yapmadığı şekliyle böyle müzikle uğraşması. Müzik burada tabii ki çok genel anlamda, bizim bugün anladığımız anlamda bir müzik değil ama söylediğini şiirsel ve müzikal bir biçimde ifade etme. Bunun için önemli. Sokrates hayatı boyunca söylediğinin doğru bir şekilde söylenmesi üzerinde durmuştu. Bunu Sokrates'in savunmasında Platon aynen hani toy delikanlılar gibi benden böyle süslü laflar etmemi falan beklemeyin. Söylediğimin doğruluğuna, hakikatine bakın diyordu. Ama diyaloğun bu yerinde böyle garip bir biçimde Platon hani geçen hafta dersin başında biraz da nasıl yaklaşacağız bu diyaloglara tarzında bir şeyde konuşmuştuk. Meseleye böyle onun bu diyaloglarına çok da böyle argümantatif bir biçimde, kanıtlamalı bir tarzda, sanki bir muhakeme, zihinsel bir çabayla yaklaşamayacağımızın izleri bunlar. Yani bazı yerlerde bazı sahneleri öyle bir yerleştiriyor ki Platon, Sokrates aracılığıyla bir bakımdan bunları böyle diyaloğun bütünü itibariyle, yani bir dramatik okuma. Sonuçta elimizdeki eser tabii ki Platon'un felsefi görüşleriyle ilgili. Ama bunları çok da felsefe tarihinde rastlamadığımız bir tarzda ne diyelim ona, tiyatral bir oyun sahnelercesine ortaya koyuyor. Bu kısım tam da burada işte kendisinin şiirle uğraşması, söylediğini şiirsel bir tarzda söylemesi, Evenos'a gönderme yaparak işte söylediğim bunlardır. Kepes çünkü böyle bir soru sormuştu. Evenos da bir şair anladığımız kadarıyla. İşte Evenos'a söylediğim budur. Kepez diye. Şimdi metnin şöyle biraz akmasına müsaade edelim. Onun üzerinden biraz konuşalım. Bundan başka ona sağlık dileğimi, aklı varsa vakit kaybetmeden arkamdan gelmesini söyle. Bana gelince görünüşe göre bu dünyadan bugün uzaklaşacağım. Çünkü Atinalılar böyle istiyor. Yani şöyle bir sahne gözünüzün önünde canlansın. Zindanda Sokrates ve çevresinde, işte Sokrates orada yatağına uzanmış bir biçimde, ayağında zincirler, hatırlıyor musunuz o kısmı? Çevresinde işte arkadaşları, Faidon onlardan biri mesela, Ekekrates o yüzden Faidon'dan öğrenmek istiyordu. Ve Sokrates'in ölümden önceki son anları, dostlarıyla yaptığı aslında son felsefe sohbeti, öyle diyelim, muhabbeti, ya da birazdan uzaklaşacağım derken de kastetti işte baldıran zehri içmek suretiyle ölüme gidişi. Şimdi birazdan ölümle felsefe arasındaki ilişkiyi de çok çarpıcı bir biçimde gözler önüne serecek. Çünkü Atinalılar öyle istiyor. Burada da bir gönderme var tabii. Atina şehri bir anlamda, hatırlıyor musunuz neyle yargılanıyordu? Yani bunu da bir tarihsel bir şey olarak da görelim savunmada. Yani neyle yargılanıyor? Niçin ölüm infazı veriliyor Sokrates ile ilgili? Onlardan biri gençleri yoldan çıkartması. Yani gençlerin ahlakını bozması. Bu da çok manidar. Sürekli etik, ahlak, sokratik erdemler üzerinde konuşuyoruz. Ama yaşadığı toplum, siyasal yapı onu gençlerin ahlakını bozmakla mesela suçluyor ve ölüm emri veriyor. Bu garip. Bir diğer garip olan da Yunan tanrılarına karşı gelmesi ve onların yerine başka tanrılar icat etmesi. Aslında kabaca iki gerekçe Atina tarafında. Tabii
Bu ifadede arkamdan gelmesini söyle ilginç. Mesela arkamdan gelmesini söyle nasıl yorumlamalıyız sizce? Mesela arkamdan gelsin derken neye gönderme yapıyor olabilir? Hı? Yani ölümü sevmesi, ölümü yaşaması mı buradaki vurgu? Çünkü birazdan ölüm hakkında çok bariz, ölüme metiyeler diyecek biraz sonra yani. Filozof dediğin kişi ölümden korkmaz. Bilakis yaşamda an be an ölümü tecrübe eden kişi falan diyecek. Bunları detaylandıracağız ama Evenos'a niye böyle bir öğüt veriyor mesela? Arkamdan gelmesini söyle. Bu da garip. Burada filozofun söylediğini sanatlı bir tarzda söylemesi, şair dahi olsa onu hikmet dolu, hakikatle, felsefeyle süslemesi, daha doğrusu o idrak sahibi olması. Bakın devamında bu anlaşılıyor zaten. Evenos'a güzel öğüt veriyorsun Sokrates dedi. Çok zaman onunla görüşmek fırsatını buldum ama elde ettiğim bir şey varsa da varsa o da öğütlerini dinlemekte onun hiç de iyi niyet beslemeyeceğidir. Şimdi buradan bakınız bir ipucu veriyor bize Platon. Sokrates cevap verdi. Ne diyorsun senin Evenos? Filozof değil mi? Sanırım filozoftur. Simyas'ın cevabı. Bu sanılarla olmaz arkadaşlar. Hakikat yolculuğu, hikmet sevdalısı sanılarla olmaz. Bu Platon'un çok genel bir hakikat doktrinin özetidir. Yani sanılarla bu dünyanın gelip geçiciliğiyle olmaz. Demek ki Evenos bir filozof değil. Filozof değil deyince de işte Platon'un ya da Sokrates'in filozofun karşısında çoğunlukla karakter olarak resmettiği bir tipoloji karşımıza çıkıyor. O da kimdir desem size? O da sofos kelimesinden türetilmiş. Ama hakikat... Sofist hocam. Sofistler, güzel. Sofos'la sofist aslında aynı kökten gelir. Sofos bilge olarak çevirebiliriz. Sofistleri de bilgiç olarak çevirebiliriz. Yani onlar bilgiçler. Böyle her şeyde bilgiçlik taslama. Türkçede de kullanırız bunu bakınız. Bilgiçlik taslama. Hakikat bilgisi onlarda olmamasına rağmen biliyor gibi davranırlar. Zanlarla, sanılarla, kanaatlerle hareket ederler çünkü. Buradan anlaşılıyor ki Evenos aslında o sofist gruptan etkilenen ya da onlar gibi şiir yazan, şair olan biri. Sokrates de cevap veriyor. Diyor ki öyleyse Evenos ve onun gibi felsefeyle gerektiği gibi uğraşan herkes öğüdümü dinlemekte kusur etmeyecektir. Tabii bir ironi var. Yani Evenos üzerinden şiirle uğraşan herkesin bir biçimde ölümle nasıl bir ilişki kurması gerektiğini Sokrates orada son anları üzerinden paylaşıyor dostlarıyla. Yalnız hayatına kıymayacaktır çünkü bunun yasak olduğu söyleniyor. Şimdi burada hayatına kıyma derken kişinin kendini öldürmesi, fiziksel ölümü, doğal ölümü değil burada kastedilen. Yani bedensel ölümü, kişinin kendini öldürmesinin burada maddi bir ölüm olmadığı bunu eskiler mevti tabii diyor. Mevti tabii olmadığı bilakis mevti iradi yani iradi bir ölüm. Kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirebileceği bir ölüm olduğu söylenmiş oluyor. Bunları söyleyerek ayaklarını yere doğru sarkıttı. Bu durumda oturmuş olarak konuşmaya devam etti. Bunun üzerine Kepes ona şöyle sordu. Bir yandan insanın kendi hayatına kıymaya hakkı olmadığı, öte yandan filozofun ölen kimsenin ardından gitmeye hazır olduğunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sokrates diye sorduktan sonra artık diyalog Sokrates'in ölüm ile felsefe ilişkisini, yani bir felsefe faaliyetinde ölümün olmazsa olmaz bir tecrübe itibariyle ele alınması gerektiğini
kendi tecrübesi üzerinden. Bunu da unutmayalım. Yani ölüme giden bir adam bunu. Yani biraz sonra ölüme gidecek bu kişi. Yani zindanda olan arkadaşlar o sahneyi yeniden hatırlayın. Sabah girdiler zindanın içinde, bir gün boyunca oradalar ve gün batmadan önce ölüm infazı da gerçekleşecek. Sokrates, ne diyorsun Kebez dedi. Simyas'ta sen, siz ki Filolaos ile yaşadınız, bu gibi meselelerin tartışıldığını hiç işitmediniz mi? Filolaos, Sokrates'in yaşadığı dönemde, yani onun çağdaşı olarak bilinir, Pisagorcu biri. Burada Simyas ve Kepez de Filolaos'un talebeleri olduğu anlaşılıyor. Yani Simyas ve Kepez de Pisagorcu ya da Fisagor, Pitagoras değişik telaffuzları var. Bu öğretiyi hayatları boyunca kendilerini şiar edinmiş kişiler, filozoflar da diyebiliriz, düşünürler ya da Kepez'le Simyas. Yani Sokrates burada şaşırıyor biraz. Yani bu anlayışın, Sokrates'in dile getirdiği ölümle ilgili, kişinin ölüm tecrübesiyle felsefi yaşamı arasındaki kopmaz bağın Filolaos adı üzerinden Pisagorcu öğretide de. Bakınız burada Platon bize bunu da resmetmiş oluyor ama bunu daha önceki haftalar vurgulamıştık. Böyle şey gibi değil Platon. Yani düşündüğünü doğrudan olduğu şekliyle yansıtan biri değil. Biraz deyim yerindeyse talebelerinin de ya da oyun sahnesi ise bu, seyircilerinin de çaba göstermesini istiyor ki bu çaba, bana sorarsanız, Platon'un felsefe tanımı. Yani hazır lokma değil. Burada siz o çaba içerisinde olmanız gerekiyor. Deyim yerindeyse şeye dahil olmanız gerekiyor. Oyuna dahil olmanız gerekiyor. Yani izleyicisiniz ve orada oyuncu olmanız gerekiyor ki meseleler daha iyi açılabilsin bu bakımdan. Açık olarak hiç işitmedik Sokrates. Yani Kebez diyor ki Sokrates şaşırıyor. Filolaos tarafından temsil edilen bu Pisagorcu öğretide böyle bir şey zikrediliyor. Yani ölüm, ama bu ölüm tabii ki bedensel kişinin kendisini öldürmesi anlamında değil. Anlaşılıyor ki bir hakikat deneyimi itibariyle bir ölüm tecrübesi. Metafizik bir ölüm diyelim biz buna, yani fiziksel değil ama bir metafizik. Sokrates de cevap veriyor, diyor ki ben de ancak işittiklerimi biliyorum. Fakat böylece öğrenmiş olduklarımı size söylemekten beni hiçbir şey alıkoyamaz. Belki de bu hayatı bırakıp gitmek üzere iken öbür dünyaya edeceğim yolculuk üzerine bilgi edinmeye çalışmaktan, onun hakkında edindiğimi ayrı bir misal içinde anlatmaktan daha uygun bir iş olamaz. Yolculuk dedi, dikkat edin. Bu yolculuk vurgusu burada karşımıza çıkıyor. Bir seyahat, bir yolculuk itibariyle ortaya konuluyor. Bir taraftan da bu kısımda geçen misal diyor mesela buradaki. Misal. Mit. Tahmin ettim. Evet. Ayrı bir mit olarak bunu ortaya koyma. Bakın çok ilginç burası. Yani Sokrates önceki derslerimizde görmüştük onu. Ben mit bilmem, ben mit anlatmayı bilmem demesine rağmen burada Sokrates böyle bir mit vurgusuyla devreye giriyor. Bakın işte bunu analitik felsefe meseleye sadece böyle kanıtlamalı bir tarzda diyaloglara yaklaşanlar ya bu kısımları bypass ediyorlar, yani öyle bir çırpıda geçiyorlar, ya da bariz bir çelişki diyorlar buna. Onu diyenler de var, o kadar ileri giden. Ya burada bunu diyor. Ya Sokrates şimdi, daha önce ben mit söyleyemem
yani söylediğimi o mitosla söyleyemem diyen biri. Acaba o rüyaların etkisiyle mi burada mit dile geliyor? Ya da işte çelişki varsa, paradoks varsa, Platon bazen böyle düşünüyordu, sonra fikirlerini değiştirdi, böyle düşünüyor gibi görebilirsiniz ama sahnenin bütününü hatta onu dışarıdan kuşatan bir biçimde onu görebilmenizin yegane koşulu bu diyalogları böyle sıradan bir felsefi metin gibi yaklaşmamaktır. Yani mit içinde onu anlatmak. Hatta ölmeden önce ruh göçü mitini devreye sokacak. Orada detaylı bir biçimde bunu verecek. Nasıl yorumlamalıyız? Yani ruhun ölümsüzlüğüne dair evet akla dayalı logosu devreye sokarak bunu yapacak ama sonrasına dair de yani ruhun ölümsüzlüğünden sonra yaşadığı Hades de diyor işte orada ki yaşama dair de çok detaylı anlatılar devreye girecek. Yani burada akla aşkın bir mit, bir inanç da diyebilirsiniz buna söylemi. Pisagorcu gelenekte de bu hakimdir. Onu da devreye sokarak bir konuşma yapacağı anlaşılıyor. Bizi gün batısından ayıran zamanı bundan daha iyi nasıl doldurabiliriz? Yani o şeyi de ölüm anına da gönderme yapıyor gün batımı ile birlikte. Çünkü baldıran zehri içerek ölüme gidecek. O halde anlat bize Sokrates, insanın kendi canına kıymaya haklı olmaz değil mi burada? Hakkı olmadığını söylemek için ne gibi kanıtlara dayanıyorlar? Yani intihar değilse bu ne tür bir kanıt ortaya koyabilirsin demek bu. Şimdi bize söylediğin şey yani insanın kendini öldürmeye hakkı olmadığını bizim aramızda bulunduğu sıralarda Philoloas ve daha başkalarına söylediklerini gerçekten işitmiştim. Hatırladı. Dikkat. Hatırlama. Ama hiç kimse bu yönde bana açık olarak bir şey öğretmedi. Biraz önce açık olarak işitmedik dedi. Sonra hatırladı. Dikkat. Ne enteresan bunlar. Bakınız. Devamında çünkü ruhun ölümsüzlüğüne dair anamnesis gelecek. Hatırlama gelecek. Sokrates bir şey söyledi. O daha öncekini hatırladı mesela. Böyle de yorumlanabilir mi? Cesaretini kaybetme diye cevap verdi Sokrates. Sana bir şeyler öğretilebilir. Çünkü hatırlama potansiyeli var sende. Bunları görebiliyor musunuz? Bakınız ne enteresan. Sana bir şeyler öğretilebilir. Cesaretini kaybetme. Kime bir şey öğretilemez Platon'un bu anımsama, hatırlama itibariyle düşünecek olursak? Kendini bütünüyle kaybetmiş, kendini tamamıyla unutmuş, mağaradan çıkmasına imkanı olmayan kişiye hiçbir şey öğretilmez dedi. Bunu görebildik mi arkadaşlar? Bakınız, oyun sahnelemenin biraz da esprisi bu. Diyalogla kuracağınız o muhabbet, o muhabbetin içine dahil etmeniz kendinizi, işin esprisi bu. Hı? Bu öğretilme hocam, peki, yakalayabildiniz mi? Evet Esra. Mesela hatırlama dedik. Bu hatırlama sürecini Platon'a göre ilk hareketi mağarada başlatmıyor muyuz peki? Tabii. Mağarada başlatıyoruz tabii ki. Ama kişide o hareket dedin mesela o güzel. O zincirlerini kırma, atma cesareti dikkat Sokrates diyor. Bakınız bu çok zordur. Gerçekten cesaret isteyen bir şeydir. Kişinin kendi o zihinsel sizi bütünüyle burada bedensel gibi görünüyor ellerinizi kollarınızı ama ruh burada zindanda. Ruh dönemiyor. Bu alışkanlıkları kırmak, bu zincirlerini atmak gerçekten çok zor. Gerçekten çok cesaret isteyen bir şey. Hatırlamanın izlerini Kebez'de gördü. Daha önce işitmemiştik, bu neydi dedi. Sonra biraz Sokrates konuştukça, aa dedi, evet işitmiştim dedi. Bunu görebildiniz mi? Mesela bunlar paradoks aslında. Yaşamın paradoksu gibi görebilirsiniz ama bakınız. Burada işittim dedi.
burada hiç işitmedik dedi. Açık olarak ben hiç duymadım dedi. Sonra dedi ki aa evet dedi bak tamam evet bunlar zikrediliyordu. Cesaretini kırma, sende hatırlama potansiyeli var. Bakınız ben daha önce metni okurken inanın bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu kısmı daha önce hiç görmemiştim. Sizle birlikte ilk defa ben de metni kaç yıldır okuyorum okutuyorum onu da gözünde bulundurarak söylemek isterim. Ya bu kısmı ilk defa sizle birlikte şimdi gördüm. Cesaretini kırma, sana bir şeyler öğretilebilir. Anımsamaya gönderme yapıyor. Çok katmanlı bir metin. Yani sonrasında geleni hep bir gönderme yaparak, sahne öncesinde hep izler taşıyor. Evet. Ama arkadaşınızın ifade ettiği gibi, evet, mağaranın içinden o kendi zincirlerini kırma cesaretini gösterebilenler bir şeyler öğrenebilirler. Yani kendisini hatırlayabilirler. Bu cesaret yoksa zincirlerini kırma. Kişi ancak kendi zincirlerini kırabilir çünkü. Yani o mağara metaforuna detaylı belki geliriz ileriki okumalarımızda ama kişi kendi zincirleri, bir başkası kırmıyor zincirini. Ancak siz bunu gerçekleştirebilirsiniz. Platon'un metafiziğini özgün kılan nokta da bu zaten. Böyle bir tecrübi, ontolojiyi kişinin kendi tecrübesiyle filozofya yapması, felsefe yapması yani. Bugün çok böyle popüler kültürde felsefe her yere yapıştırılıyor böyle bir sıfatla. Yani yaşam felsefesi, futbol felsefesi, beslenme felsefesi, bilmem ne felsefem var, bu felsefem var falan. Böyle bir şey değil. Yani hayata sonradan ilişilen arızi bir şey değil felsefe. Asli bir şey. O ruhun hakikate dönmesi itibariyle konuşacak olursak. Bakın burası son derece hayati. Ama hatırlama dedim bakınız daha gelmedi metinde. Birazdan detaylı bir biçimde gelecek. Ama buradaki hatırlama kişinin sabah ne yediğini hatırlama değil kuşkusuz yani. Ya da anahtarımı kaybettim, nerede kaybettiğimi unuttum, onu bulmak için hatırlama değil. Kişinin kendisini hatırlaması. Unutmuş olduğu o asli yurduna, hakikate dönüşünü unutması. Ya da oradan gelişini unutması. Evet. Fakat birçok meseleler arasında yalnız bir tanesinin ancak bir şekilde çözümlenmesi, öteki meseleler gibi insanın kararına hiç bırakılmamış olması belki seni şaşırtacaktır. Bazı hallerde ölümü hayata üstün sayan insanlar bulunduğuna göre, ölümü üstün sayanların dinine karşı saygısızlığa düşmeden bu mutluluğa kavuşamamalarını, iyilik edecek bir yabancıyı beklemelerini garip bulacaksın. Bazıları da bunu kendisi üstün sayanların dediği, yani ölümü üstün sayanların kendisi bunu yapamıyor. Kendi canına bedensel olarak, yani fiziki olarak intihar yapamıyor. Dine saygısızlık yani. Bunu açıkça ifade ediyor bakınız. O zaman bile milattan önce kaçıncı yüzyıldan bahsediyoruz yani. Sokrates'in öldüğü o gün milattan önce 399 yani. O zaman bile dine karşı gelme olarak kabul ediliyormuş. Ona iyilik yapacak bir yabancıyı beklemeleri, onu öldürecek bir başkasını beklemeleri, tıpkı Atina şehri gibi. Değil mi? Sokrates'i öldüren Atina şehri gibi. Oraya bir gönderme olarak okunabilir mi acaba? O zaman Keves tatlı tatlı gülümseyerek memleketin dilini, orasını Zeus bilir dedi. Sokrates sözüne devam ederek, bu şekilde ortaya akılan bu fikir saçma görünebilir dedi. Bununla beraber temelsiz de değildir. Yani kişinin kendini canına kıymayı kastetmiyorum. Ama ölümün felsefi bir karşılığının olduğunu söylüyorum. Bakınız bu temelsiz görünebilir. Bu birbiriyle karşıt görünebilir. Nasıl öldürecek o zaman insan kendisini diyerek Sokrates şimdi insanın bu ölümünü iradi, hani mevti tabii dedik ya, ya da metafiziksel ölümünü açacak. Nasıl oluyor filozofların ölüm tecrübesi yani? Biz insanlar bu dünyada kapalı bir yerde bulunuyoruz. Ve oradan kaçıp kurtulmaya hakkımız yok gibi gizemlerde öğretilen söz bana pek yüksek,
o derecede kavranması güç görünüyor. Evet. Bu gizem dediği arkadaşlar gizler. Giz öğretileri ya da Orfeosçu bir takım şeylere de bir gönderme var burada. Giz yaşamı ya da o ezoterik öğretilere. Evet, gizemli sözler, sırlar, ezoterik sözler, gizli öğretiler dedi diyebiliriz. Gizemli öğretiler olmaz çünkü gizli öğretiler, ezoterik de diyebiliriz mesela, burayı böyle anlayabiliriz. Fakat bu sözde pek iyi söylenmiş hiç olmazsa bir şey var ki, o da tanrıların bizi kayırmaları, biz insanların da tanrıların malı olmamızdır. Buradaki mallar, kayırmalar falan filan köle ifadesi geçiyor. Yani tanrısal olan o şeyin, yaşamın bizler köleleriz ve onlara aitiz vurgusu var. Kepez inanıyorum dedi. Bakınız, mit vurgusu var, gizli öğretileri var, inanç var. Yani böyle salt Aristoteles'in mantıkla çok da çözümlenebilmesi imkansız şeyler de dile getiriliyor, dikkat. Sözüne devam ederek mesela dedi, köle, bak şimdi köle geldi, gördünüz mü? Kölelerinden biri emrin olmadan kendisini öldürürse, yukarıda ne dedi? İnsan dediğimiz canlı aslında Tanrı'nın bir kölesidir dedi. Değil mi? Şimdi Sokrates de diyor ki, kölelerinden biri emrin olmadan kendini öldürürse ona kızmaz mısın? Elinden gelse onu cezalandırmaz mısın? Elbette cezalandırır. Şöyle cevap verdi Sokrates. İşi bu bakımdan dikkate alırsak, Tanrı bugün bana emrettiği gibi emretmedikçe insanın kendini öldürmeye hakkı olmadığını söylemek saçma değil. Kevez, evet bu akla yakın görünüyor. Fakat filozofların ölmeye kolayca razı oldukları hakkında biraz önce söylediklerine gelince, Sokrates demin konuştuğumuz gibi Tanrı'nın bizi koruduğu, bizim de onun bir çeşit malı olduğumuz doğru ise bu mantıksız görünüyor. Yani kişinin fiziksel ölümünü inkar ediyorsak, o halde ölüm nasıl bir ölüm? Nasıl bir ölümden bahsediyoruz? Çünkü en akıllı insanların, var olabilen en kemalli efendilerin, yani tanrıların baskısı altında sevinçle çıkmaları bir türlü anlaşılmıyor. Kibiz biraz demek ki bunu kanıt şeyini istiyor. O da inandığını söyledi, dikkat. Yani inancı koydu ama inancın gerekçelendirilmesini istiyor. Bunlar erkinliğe kavuşur kavuşmaz kendilerini daha iyi kollayacaklarını mı sanıyorlar? Şüphesiz akılsız bir kimse efendisinin yanından kaçmanın gerektiğini düşünebilir ve iyi bir efendiden kaçmanın doğru olmadığını, tersine mümkün olduğu kadar onun yanında kalmanın gerektiğini aklına getirmez. Şimdi Kebez'in buradaki itirazını anlayabiliyor muyuz? Yani insanla Tanrı arasındaki ilişkiyi Sokrates köle efendi ilişkisi üzerinden kurdu. Kepez de diyor ki, o halde efendi iyiyse onun yanında mümkün olduğu kadar kalmak gerekir dedi. Yani yaşamda kalma vurgusu. İşte böylece kaçarsa akılsızlık etmiş olur. Yani niye ölümü istesin ki, iyi bir efendi ise, şeyi takip edebiliyor musunuz muhakemeyi? Ama akıllı bir adamın kendisinden daha iyi olanın yanında her zaman kalmak istemesi tabidir. Sokrates bütün bunlardan, şimdi söylediğin şeylerin tam tersi çıkıyor. Anlıyor musunuz? Akıllı insanları ölecekleri için üzülmek, akılsızlara da sevinmek düşüyor. Yani sen akıllı insan ölümü ister, akılsız ondan korkar, kaçar dedin. Halbuki efendi köle arasındaki analojiden, benzerlikten hareket edeceksek, köle eğer efendisi iyiyse onun yanında kalmak ister. Dolayısıyla ölümü istememesi lazım. Anladınız değil mi? Burada bir sıkıntı var mı? Anlaşılmayan. Yani muhakeme nasıl işliyor? Kebez nasıl bir itirazda bulundu? Sokrates, Kebez'in getirdiği kanıtlardan zevk alır göründü. Türkçe enteresan bir şey. Yani zevk alır göründü. Evet. Sokrates bunları duyduğunda Kebez'in gayretlerinden dolayı seviniyor gibi göründü bana. Faydon anlatıyor, bakınız. Ne enteresan değil mi? Halbuki kendi söylediğine muhalif bir şey dile getirdi Kebez.
Ama Sokrates'in hakikatin peşinde olmasındaki o kebezin iştiyakını görüyor. O aşkını, o arayışını, o cesareti ona haz veriyor. Bu çok önemli. Bunun ne kadar Sokrates açısından hayatı olduğunu vurgulamak gerekiyor yani. Oradakilere gözlerini çevirerek kepes hep karşısındakilerin sözlerini çürütecek şeyler arıyor. Kendisine söylenenleri hemen kabul etmek istemiyor. Ama bundan da mutlu oldu. Değil mi? Bu şeyi anladınız mı? Aslında çok da zor değil. Efendi köle analojisi üzerinden kebez nasıl bir karşı şey geliştirdi? Anladık hocam. Değil mi? Orada bir sıkıntı yok. Basit yani. Tamam. Oradakilerin gözlerine bakan Sokrates benden çok daha şanslı. Ben sizin gözleriniz içine bakamıyorum. Anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı göremiyorum yani, takdir edersiniz ki. Simyas sözü karışarak, Simyas şimdi giriyor. Simyas'la Kepes ikisi de aslında biraz önce andığımız gibi Pisagorcu öğretiyor. Filolaus'un talebeleri. Fakat dedi, bu defa Kepes'in söylediklerini ben haklı buluyorum Sokrates. Simyas'la destek çıkıyor Kepes'e. Çünkü gerçekten bilge olan insanlar, kendilerinden daha değerli efendilerinden niçin kaçsınlar? Onlardan niçin uzaklaşsınlar? Bakın özetledi, tekrar onu bir şey yaptı, dile getirdi Simyas. Değil mi? Bence bizi ve kabul ettiğin gibi kemalli başlar olan tanrıları böyle kolaylıkla bıraktığın için Kevez'in itirazlarını kendi üzerine çekiyorsun. Yani ölümü isteyerek, ölümü arzulayarak. Burada enteresan bir şey var tabii ki. Ya Sokrates'e çok da haksızlık etmiyor muyuz? Niye Sokrates gitsin? Sonuçta Sokrates Atina demokrasi tarafından yargılandı. Kendisini savundu. Ne dersiniz buraya? Niçin suçlayıcı şeyler var burada? Bizi bırakıp gidiyorsun falan desin yani. Niye böyle bir... Hı? Ne dersiniz buraya? Burada tarihsel şeyi de zikretmeliyiz. Yani Atin, ben daha önceki derslerde de okumalarda da bunu ısrarla vurgulamıştım. Atina aslında Sokrates'i öldürmek istemiyor. İşte... Nasıl? Sürgün cezası teklifi var, para cezası teklifi var, ya felsefe yapma, ev hapsi diyorlar. Sokrates bunun hiçbirini kabul etmiyor. Yani hocam, yaşamda kalacaksak ben felsefesiz yaşamda kalmanın hiçbir anlamı yok ki diyor. Öleyim daha iyi yani o anlamda. Yani böyle bir işin tarihsel bir şeyi de var yani. Hakkınız var dedi Sokrates. Evet. Taraftan diğer şeye de bakıyorum böyle birçok. Çünkü mahkeme önünde olduğu gibi burada da kendimi müdafaa etmek zorunda kaldığımı bana anlatmak istiyorsunuz. Bir şeye de gönderme var. Sokrates'in savunması. Değil mi? Evet, istediğim budur. Madem ki istiyorsunuz. Çünkü orada da ölüm şeyi geçmişti. Beraber ders işlediğimiz arkadaşlar hatırlayacaktır. Hocam bir yani, şey sorayım. Tabii. Simyas neden kendisini efendilerinden daha aşağıda bir varlık olarak kabul ediyor? Tanrılardan bahsediyoruz Esra Nur. Tanrılar karşısında insan hangi dönemde olursa olsun, isterse pagan inancı olsun, ister doğu miti, ister batı fark etmez. Tanrılar karşısında insan daha aciz bir varlıktır. Sokrates koydu ama bunu. Köle efendi analojisini koydu. Sonra Kebez de dedi ki iyi bir efendiyse o, yani yanında kalmak gerekir. Vurgusu enteresan ama yani tanrıları bu dünyanın içinde görmeyle de bağlantılı. İşte Sokrates'in tanrısı biraz da belki bu dünyanın dışında hakikatte görülebilecek. Aşkın bir varlık belki, bakınız. Öyle değil mi? Yoksa niye Simyas ve Kepes böyle bir onlardan aşağı, çünkü bunu Sokrates koydu. Sokrates koyduktan sonra bunu, yani köle ve efendi arasındaki benzerlik ilişkisinden koyduktan sonra Kepes'e dedi ki
kepez dedik yani iyi insan iyi efendilerin yanında bulunmak ister köleler. Niye ondan ayrılmak istesin? Hocam acaba onlar ölüm ötesi hayata inanmıyorlar mı? İnanmaz olur mu? O da var. Yani Pisagorcu gelenekte inanıyor bakınız. Ama kepeze burada o şekilde dile getirtiyor. Çünkü argümanı öyle koydu. Köle efendi arasındaki ilişkiden koydu bakınız. Yani hocam, Platon bunu dile getirdi diye Platon'un sözü olmuyor bu. Dikkat. Hep bunu söyledik defalarca. Belki yanlış bir analoji bu. Sizin görmenizi istiyor. Evet yani hocam burada sanki efendiden uzakta yaşıyorsun ama ölünce efendine ulaşacaksın diye bir şey kurulması gerekirmiş gibi geldi bize. Evet Sokrates böyle düşünüyor demek ki. Yani öldükten sonra o gerçek efendiye kavuşacak köle. Böyle düşünüyor belki de. Değil mi? Evet. Madem ki istiyorsun anlatayım. Yargıçlar huzurundakinden daha iyi bir şekilde kendimi savunmaya çalışacağım. Çünkü onu diyorduk yani savunmada da hakimler önünde Sokrates yani işte sürgün cezası, para cezası, işte ev hapsi vesaire hepsini reddediyor. Yani benden ölümden korktuğumu falan beklemeyin benim ölümü falan. Ölüm iki şeydir diyor belki hatırlayacaksınız. Ya uyku hali ya sonsuz bir yaşam. Mesela burada uyku hali çok ele alınmayacak. O sonsuz yaşam vurgusu. Ruhun ölümsüzlüğü üzerinden zikredilecek. Savunmaya da bir gönderme var. Metnin içinde nasıl referanslar var? Görüyorsunuz yavaş yavaş değil mi? Topu topu iki metin üzerinden konuştuk burada. Mesela zincir diyordu orada. Ayağına verdiği o ayağındaki o zincir bir şekilde haz veriyor ondan kurtulunca falan. İşte Politeia devlet diyaloğundaki mağaradaki zincire gönderme var. Yani Platon'un diyalog sahneleri de böyle alt alta değil de iç içe. Alt alta değil de iç içe böyle bir metin dokur gibi yani o kumaşı ipliği dokurcasına tekstil dedik ya tekst ve tekstil arasındaki ilişki. Böyle düğümleri çözüp bütüne bakıp o düğümleri yeniden kurma. Böyle bir ustalıklı bir yazarın oyunu karşısındasınız yani onu da söyleyelim. Yoksa aha hocam burada bir paradoks var. Sorun bende mi demeyin hemen yani. Evet o paradoksu görmenizi istiyor belki Platon. Ve filozofya faaliyetinin aslında tecrübi olması itibariyle yaşamsallığından kastettiğimiz bu. Salt spekülatif bir zihinsel bir faaliyet değil o yani. Muhakeme faaliyeti değil. AİSBB böyle bir kıyas mantığı değil. Bakın biraz önce şurada yaptık onu söyledik. Daha önce işitmemişti ama burada işittim dedi. Buradan hatırlama öğretisi üzerinden, metinde bunlar yok. Bunlar sahnelenmiyor. Sahne dışındaki şeyi de görebiliyorsunuz burada. Eğiticiliği bu. Diyalogların pedagojik boyutu derken kastettiğim buydu işte. Tamam. Sözüne devam ederek dinle Simyaz, dinle Kepez dedi. Öbür dünyada önce bilge ve iyi olan başka tanrıları, sonra ölmüş olan buradaki insanlardan daha ileri bulacağıma. Ahiret inancından bahsediyor adam yani. İnanmamış olsaydım. İnanma dedi ama bakınız. İnancı önce bir koydu. Tamam mı? Evet. İnanmamış olsaydım. Ölüme kızmamakla haksızlık etmiş olurdum. Ama şunu iyi biliniz ki o erdemli insanlarla yakın da buluşmak umudundayım. Bakınız, bir inanç, bir umut. Bununla birlikte bu umudun mutlaka gerçekleşeceğini söylemeye de cesaret edemiyorum. Mutlaka gerçekleşeceğini söylemeye. Yani bu bir kanıt. Kanıtla ortaya konulacak bir şey mi? Mesela bunu da yapabilir miyim? Buna mı gönderme var acaba? Fakat kemalli olan tanrıları orada bulunmaya gelince biliniz ki herhangi bir şeyden çok bunu umuyorum. İşte bu yüzdendir ki öleceğim diye öfkelenmiyorum. Çünkü ölümden sonra bir şeyin olduğuna kuvvetle umudum var. Hem bu şey eski inanışlara göre kötü insanlardan çok iyi insanlara yarayacaktır. Yani iyi insanların öldükten sonraki yaşamının devam edeceğine yönelik umudu, inancının olduğunu ve bundan dolayı da ölümün kötü bir şey olmadığını vurguluyor.
Ne diyorsun Sokrates diye cevap verdi. Bu düşünceyi yalnız kendine saklayarak aramızdan çıkıp gitmeyi mi tasarlıyor? Yani sadece böyle umudunu, inancını söyleyerek gidecek misin aramızdan? Bunu bize söylemeyecek misin? Çünkü fikrime göre bu hepimizin malıdır. Bizi söylediklerini inandırırsan hepimizi temize çıkarmış olacaksın. Kanıt istiyor. Bunları bizi böyle makul, temellendirme, gerekçelendirme istiyor yani bu. Öte dünya inancının net koydu Sokrates'e. Öte dünya daha destedi. Öldükten sonra yaşamın devam edeceğini. Buna çalışacağım. Fakat daha önce bakalım Kriton'un bana söylemek istediği şey nedir? Mesela burada Kriton'u sahnede nasıl canlandırıyorsun, canlandırmak gerekiyor gözünde? Simyas'la konuşurken Kriton hafiften böyle şey yap. Mesela bunlar yok. Yani söylenmeyen sahnedeki şeyi de sizin gözünüzün önünde. Yani sahneye koyuyor bu tartışmayı ve bu tartışmada izleyici olarak da siz o oyuncu olabildiğiniz müddetçe, o sahnedeki herhangi bir oyuncu, sahneye dahil edebildiğiniz oranda kendinizi. Platon'un bana sorarsanız diyalog tarzında yazmasının nedeni, gayesi bu. Yazılı metinlerle öğretilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyor felsefenin. Yaşama dair olduğunu düşünüyor. Bir yaşam olduğunu düşünüyor yani. Felsefe yaşamı. Evet. Kriton demek ki orada hafiften şey olmuş böyle. Değil mi? Bir şey söyleyecek. Sokrates de söylemek istediğim şey sana zehri verecek olan adamın uzun zamandan beri tekrarlayıp durduğu şeyden başka bir şey değil. Ha, neymiş o? O mümkün olduğu kadar az konuşmanı sana anlatmamı istiyor. Diyor ki insan çok konuşunca heyecanlanır, zehir içildiği zaman bundan sakınmalı, yoksa böyle heyecanlananlar bazen iki veya üç defa zehir içmek zorunda kalırlar. Kriton, Sokrates'in yakın dostu anlaşılıyor ki, o çok konuşmanın içeriği onu ilgilendirmiyor. Öyle değil mi? Kriton diye bir karakter var sahnede. Sokrates çok konuşursa zehrin etkisini gittikçe yitireceği, acısını gittikçe, yani bu dünyada kalacağı acısını gittikçe artıracağı endişesini besliyor. Öyle demiş çünkü. Gardiyan mı diyelim, ne diyelim ya. Ona öyle söylenmiş. Bırak söylesin dedi Sokrates. Yalnız hazırlayacağı şeyi bana iki hatta üç defa vermek zorundaymış gibi hazırlasın. Çok konuşacağım bugün de yani. Evet, bakınız bunlar üzerine böyle detaylı şeyler yapılabilir ama ben bazı noktalarda artık size bırakacağım yani. Bu ne olabilir? Niye insan konuştukça zehir etki etmez? Zehir ne demekti konuştuk bunları? Mesela bunları yavaş yavaş siz biraz şey yapın. Hı? Zehir biraz hani ben şöyle anladım. Hani bildiğimiz anlamda zehir değil. Gardiyanın vereceği zehir değil. Hani ne kadar konuştukça toplumun eleştirisini o kadar alacaktır. Veya o kadar hani bulutların üstünde yürümeye devam edecektir. Bu bir yorum mesela. Evet. Güzel Abdullah. Yani felsefe yaptıkça, konuştukça, hayatta kaldıkça o zehir etkisini yitiriyormuş. Ama zehrin iki tarafını konuştuk bakınız biz. Hem zehir dedik hem panzehir. Farmakon yani buradaki. Konuştukça zehir etkisini yitiriyor. Evet. İlginç bakınız. Bunlara böyle biraz şey bakın artık. Yavaş yavaş metnin içine böyle biraz derinlemesine. Ben vereceğin cevabı aşağı yukarı biliyordum fakat o rahatsız edip duruyor dedi. Evet. Ya böyle söyleyeceğini biliyordum ama ısrarla. Muhtemelen o zindan odasının dışında çok konuşuyor. Bak zehir etkisini yitirecek. Arka arkaya zehir vermek zorunda bırakacağız onu. Bırak söylesin diye cevap verdi. Çünkü şimdi yargıçlarım olan sizlere hayatını gerçekten felsefeye vermiş şimdi giriyor. Asıl konuşma geliyor. Hayatını gerçekten felsefeye vermiş olan güven dolu bir adamın, evet, niçin ölüm karşısında cesaretini kaybetmemekle haklı olduğuna, bir kere de öldü mü öbür dünyada en büyük nimetlere kavuşacağını umduğuna beni inandıran sebepleri, bakın inandıran sebepleri, gerekçeleri diyebilirsiniz. Buna inanıyor. Bunun şeyini,
Hatta kendi tarzında bir bilge konuşuyor, bunu da söyleyelim yani. Kendi tarzında biliyor hatta bunu ikna yöntemiyle, logistikon yani akıl devreye girdiği zaman ne kadar sebeplerini kurabilirim. Bu noktada onları paylaşıyor. Ne kadar yapabilir yani akıl bunu? Bir yere kadar yapabilir ama olduğu gibi. İşte Simyas, işte Kepes size bunu nasıl böyle olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Kendilerini gerçekten felsefeye vermiş olanların. Evet. Yalnız ölmek ve ölmüş olmak için çalıştıklarını halk bilmez görünür. Ne ilginç bir ifade arkadaşlar bu. Her ne kadar kesin kes kanıtlayamasam da bu diğer çeviriden. Emin olun insanlarla buluşacağıma inanıyorum. Pardon, önceki bölüm. Felsefe yapan biri ölmekten ve ölmüş olmaktan başka bir işle ilgilenmez. Diğer insanlar farkında olmayabilir ama doğru olan budur diyor mesela. Üç aşağı beş yukarı aynı. Halk çoğunluğu bilmez demek bu. İnsanlar, bakınız çoğul kullandı. Bilmez. Ama ölmek var, bir de ölmüş olmak var. Niye iki defa kullandı? Hocam, iradi ölüm gerçekleştikten sonra, yani ölmüş olmaktan bunu kastediyor olabilir mi? Yani evet, iradi ikisi birden. Güzel, çok iyi gördün. Aferin Esra. İkisi var. Yani bakmam ölmek, irade olarak yani burada hakikat tecrübesi itibariyle filozofun o tecrübesinde zaten yaşamı boyunca ölüm tecrübesini yaşamak, ölmüş olmak da fiziki anlamda artık bedenin gerçek ölümü. İkisinden de korkmaz, ikisinden de çekinmez. Ama halk bunu bilmez yani, bunu kavrayamaz demek bu yani. Güzel. Yani hem ölmek var hem ölmüş olmak var. Bakın ikisine de gönderme yaptı. Hem gerçek anlamda ölüm hem de metaforik anlamda metafizik ölüm. İkisini de yaşamaktan yapmaz, korkmaz. Evet. Bu doğru ise bütün hayatı boyunca yalnız ölüm emelini beslemekten, ölüm arzusu, ölüm isteği, ölümü istemek diyor adam ya resmen, ölümü istemekten. Ölüm gelince uzun zamandan beri o kadar istenilsin, o kadar aranılan şeye karşı isyan edilmesi şüphesiz saçma olur. Yani bütün hayatı boyunca zaten o ölümü istemiş. Ama nasıl bir ölüm? Birazdan açacak detaylı bir biçimde. Şimdi biraz bunu çok şeyce koyalım kabaca. Hakiki o varlıkları kendi başına ezeli, ebedi yani ölümsüz varlıklarla irtibat kuruyor filozof. Kendi o bedensel yanını öldürmeden bunu yapamaz. Yani o tecrübeyi an be an zaten yaşıyor. Fiziki ölüm geldiğinde ondan mı korkacak, ondan mı çekinecek diyor Sokrates yani. Bakınız ne kadar kendi içinde hem Sokrates'in son anları itibariyle fiziki birazdan gerçekleşecek olan ölümüne gönderme var ve filozofun ölüme bütün bir yaşamı boyunca yaklaşımı var. Ölmeden önce ölünüz öğüdü var yani burada. Onu görebiliyoruz değil mi artık? Yani ölmeden önce kendinizi nasıl, ama işte bu şey bir ölüm yani burada hakikati doğrudan olduğu şekliyle görme. Bu bedensel olanın öldürülmeden yapılabilecek bir şey değil. Biraz sonra bedeni aşağılayarak, kötüleyerek bunları ortaya koyacak. Simyas. Bilerek Zeus hakkı için Sokrates dedi. Şu anda canım hiç gütmek istemediği halde beni güldürdü. Mesela Simyas burada biraz meseleyi şey yaptı. Değil mi? Alayı aldı demeyelim ama yani bir güldü Simyas. Gerçekten öyle sanıyorum ki insanların çoğu seni işitselerdi, felsefe ile uğraşanlar için böyle konuşmakta büsbütün haklı olduğuna inanırlar. En çok bizim tebailler
felsefeyle uğraşan insanların ölümü gerçekten ölecek kadar istediklerini kabul ederler. Hem de bu alın yazısının onlara uygun olduğunu bilirlerdi. İronik bir şey var. Çünkü Pisagorcuların yaşamları boyunca siyasi otorite tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini hatırlatmak isterim size. Tebailler derken yani Pisagor yaklaşık 150 yıl ölmüş Pisagor gideli ama onun öğretisi onun sevenleri tarafından devam ettiriliyor. Ama diyar diyar kaçıyor bu adamlar. Yani siyasi otorite tarafından felsefeyle uğraşanlar yani ölümü hak ediyor tarzında ironik bir şey var. Gülerken burada bu ironik bir şey öyle yorumlanabilir. Bu benim yorumum tabii ki. Anladınız mı? Ama bunu okuyabilmeniz için Filalaos'a tak bakmanız gerekiyordu metnin başında. Yoksa bu kısımlar açmaz kendisini. Filalaos'un Pisagorcu bir şey olduğunu ve simyasında tevailer yani o görüşü felsefeyle uğraşanların ölmeyi hakkı. Bakınız burada tamamen şeyi kastediyor yani fiziksel bedensel anlamda ölümü kastediliyor. Doğruyu söylemiş oldular Simyaz. Yalnız bildiklerini kabul edemem. Çünkü gerçek filozofların hangi güdüden dolayı ölümü özlediklerini, hangi sebepten ölüme layık olduklarını, nasıl bir ölümle öleceklerini bilmiyorlar. Fakat tebailleri bulundukları yerde bırakarak aramızda konuşalım. Ölümün bir şey olduğuna inanıyoruz değil mi? Şimdi muhakeme başlıyor. Yani Sokrates'in o şeyi bundan sonra başlıyor. Tebaillerin de böyle bir şeyi olduğunu, insanların da orada bulunan halkın da onların böyle bir tecrübe ama Sokrates diyor ki tebaillere bırakalım bize bakalım diyor. Yani bizde nasıl? Ölüm, şimdi böyle bir ölüm tanımı gibi anlayabiliriz. Bu belki Faidon diyaloğundaki en ciddi ölüm şeyidir. Ruhun tenden yani bedenden ayrılması. Evet. Bu ruh derken sürekli şey yapıyoruz. Bunları da Yunanca koyalım. Psühe. Bu psikoloji, psikiyatri, psikanalitik, psişikteki dilimizde olan o psühe'den geliyor. Ten dediği burada beden, soma. Ayrılma derken de tamamen o ondan mufarık olma. Koris Yunanca. Evet. Ruhun yani psühenin somadan tamamen ayrılması. Dan başka bir şey mi diye sordu ve devam etti. Ölüm adını verdiğimiz şey bir yandan tenin yani bedenin ruhtan ayrılarak kendine kalması, öbür yandan ruhun bedenden ayrılarak kendi kendine var olmaya devam etmesi değil mi? Ölüm bundan başka ne olabilirdi? Ruhun bedenden tamamen ayrılmasıdır ölüm. Bedenin ayrı kendi başına kalması, ruhun da bedenden ayrı kendi başına kalması. Evet dedi, bundan başka bir şey olamaz. Evet, Aziz Simyaz dedi, şimdi benimle aynı fikirde olup olmadığına dikkat et. Çünkü bizi uğraştıran meselelerin çözümlenmesi buna bağlı. Şimdi bedenden ayrılması ise ruhun hangi özelliklerinden dolayı yaşamda, bakınız artık fiziksel ölümden bahsetmiyoruz. Ben buna metafizik ölüm dedim. Yani o idrak hakikate vakıf olma itibariyle o hikmeti hakiki bilgiyi erişme, ona temas etme itibariyle bedenin hangi niteliklerinden, vasıflarından uzak kalacağız kısmı geliyor. Çünkü bizi uğraştıran meselenin çözümlenmesi buna bağlı. Haz adı verilen şeyleri hedone. Hedonistler diye geçiyor ya hazcılar felsefesi. Felsefe tarihi. Verilen şeylere. Mesela yiyip içmenin verdiği hazları aramak sence filozofa yaraşır mı? Elbette yaraşmaz. Bakınız yeme içme bedensel o yeme içme kısmından ayırdı. İki, ya aşkın verdiği hazlar arkadaşlar bunun aşkla falan bir alakası yok. Burada tamamen
metnin diğer şeyinden bakarak söylüyorum. Cinsel hazlar kastediliyor. Bedensel olan cinsel hazlardan da uzak kalmak değil mi? Evet, bedene ait bütün hazları şey yapacak. Yeme, içme, cinsel hazlar. Ya bedene ait bütün öteki hazlar? Sence böyle bir adamın, çünkü aşk dediği zaman Platon'un felsefesi bütünüyle, yani o aşk vurgusu üzerine kurulu. Aşkın verdiği hazlar olur mu burada yani? Alakası yok bu kısımda. Evet. Cinsellikle ilgili hazlara düşkün olmak filozofa yaraşmaz buradaki ifade yani. Ya bedenin ait öteki hazlar? Sence böyle bir adamın gözünde onların bir değeri var mı? Mesela zarif elbiseler, az bulunur ayakkabılar, bedene mahsus başka süsler. Yani Sokrates'in o felsefe dediği şeyin aslında öyle sıradan böyle bugünkü anlamda bir felsefe değil, dikkat ediyor musunuz? Yani bir yaşam hali, bir tecrübe. Yani zahit bir adam ya, görüyorsunuz ya, bedenle dünya ile arasında mesafe koyan, ihtiyacının dışında bedensel olanla tamamen ilişkisinin kesmesi gerektiğini, eğer filozofya faaliyetini hakkıyla gerçekleştirebileceksin. Mutlak zorunluluk yokken insan bunları beğenir mi? Yani gerekli olandan fazlasını hor görmez mi? Bence gerçek filozof hor görür dedi. Gerçekten filozof ise Simiyaz diyor bakınız. Hor görür. Alefes filozofos. Alefeya vardı ya, hakikat. Hakiki filozof buradaki. Gerçek filozof yani. Alefya. Alefos filozofia. Gerçek filozof. Hakiki filozof yani. O halde genel olarak böyle bir adamın eylemi sence bedeni ilgilendirmiyor. Tersine mümkün olduğu kadar ondan ayrılıyor. Ruha da dönüyor. Dikkat. Ruha dönüyor. Yöneliyor yani. Evet. Değil mi? Şimdi bundan sonra burası anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmaz bir şey yok. Filozof ruhunu tamamen bedensel olandan arındıran adamdır. Yani. Bu kadar. Çünkü ölüm ruhun bedenden ayrılması dedi. Yani bedensel hazları tamamen yeme, içme, cinsel hazlar, süslenme, ayakkabılar falan böyle süslü püslü dünya hayatı, şöhret, makam, mevki vesaire falan. Tamamen bir kopuş şey yapıyor Sokrates. Mesela Platon burada nerede? İlginç değil mi? Bu soruyu sormak lazım. Yani Platon, acaba ana karakter olan Sokrates'in ağzından mı, böyle mi anlamalıyız yani? Mesela bu kısım ilginç. Değil mi? Mesela çok mu zorlamış oluruz metni? Sokrates fakir bir adam. Hatırlıyor musunuz? Fakirliğim, yoksulluğum benim erdemimdi diyordu şeyde. Savunmada. Fakir bir adam, yalın ayak, derviş Sokrates diyorum ben ona derslerde. Böyle o yaşamdan sonrasında mesela öğretisini bu minvalde devam edenler, kinikler var. Hiç duydunuz mu o kinikleri? Mesela Sinoplu Diyojen onlardan biridir. Fıçıda yaşıyor adam ya. Sokratesçi yaşamı sürdüren yani. O yüzden belki Platon'a burun kıvıran bir adam. Niye bunları yazıyorsun? Bunlar yaşama durumları diyebilir mesela diyor hocam. Sokratik yaşam bu. Platon burada nerede? Bu öğretileri bize sunan sadece bir metin yazarı mı? Öyle olsaydı felsefe tarihin boyunca bu kadar fikirlerine dönüp dolaşıp müracaat edilen bir adam olur muydu? Tabii ki değil. Ama bu noktada yani dünyaya, bedene bakışı itibariyle düşündüğünüz zaman. Mesela bu sorular sorulması gerekiyor Platon'un yaşamı. Mesela Sokrates fakir şey bir adam. Evet, yaşamı itibariyle fakir. Ama Platon öyle değil ki. Platon son derece şey bir aileden geliyor. Aristokrat bir adam, bunu duymuşsunuzdur yani Platon. Çok da zengin bir adam yani babadan. Yani soy ağacını da çıkartmış. Ona baktığınız zaman işte Yunan tanrılarına kadar gidiyor. Şey bir adam ya. Mesela Sokratik
şeyi olabilir mi bu noktada? Böyle bir bedenle ilişkisi. Mesela bunlar Platon'un bütün o metafiziğini anlama açısından son derece önemli. Niçin önemli? Bakınız birazdan bunun ipuçlarını verecek. O halde ilk nokta elde edilmiş oldu. Sözünü ettiğimiz hal ve şart içinde filozofun mümkün olduğu kadar ruhunu bedenle olan ilişkiden ayırmaya çalıştığını, bunda da öbür insanlara benzemediğini görüyoruz. İlişki derken, mesela ilişki olmadı burada. Ben diğer şeyden okuyacağım. O halde ilk olarak şu açıklık kazandı. Filozof diğer insanlardan farklı olarak ruhun bedenle birlikteliğine en fazla son verebilen kişidir. Buradaki birliktelik yazmalıyım. Yani birliktelik derken kullandığı ifadeyi yazmalıyım. Platon'un bütün bir ontolojisinde savunduğu bir şey çünkü. Bakınız burası enteresan. Koinonia. Bunu duydunuz mu? Bu sonra böyle iştirak diye geçecek. Yani Sokrates diyor ki ruhun bedenle iştirakine son veren kişinin adıdır filozof dedi. Yani bunu bir şimdilik koyalım, bunu bir görelim. Sokrates'ten farklı olarak ruhla beden arasında, yani maddi dünyayla o ideler arasında, yani varlıkla oluş arasındaki iştiraki göreceğiz metafiziğini. İştirak metafiziği Platon'da, bunu söylemek lazım ya. Mesela Platon bu iştiraki tamamen koparan biri mi acaba? Mesela onun ontolojisi açısından baktığınız zaman koinonia çok değerli. Anladınız mı burayı? Sokrates diyor ki onların arasındaki koinonia. Şirket var ya, şirket de buradan geliyor. Şirket, iştirak, ortaklık yani. Arasındaki iştiraki tamamen ortadan kaldırmalıyız dedi Sokrates. Anca o zaman filozof ölüm tecrübesi yaşayabilir ve bu kişidir dedi. Koinonia'yı buraya bir şey yapalım yani. Burada önemli bir ifade. Evet. O halde dedi, burayı okuduk. Apaçık görüyoruz. Bununla beraber Simyaz dedi, insanlar çoğu bu türlü hazları hiç hoş bulmayan, bunlardan payını almayan kimselerin, bakınız bir de payını alma geldi. Bu iki kavramın Platon'un ontolojisinde ilişki dedi ama bu iştirak, bu payını alma da pay alma, mefeksiz. Yani sıradan bir şekilde mi yerleştirdi Platon bunları? Enteresan, bakınız. Pek çok insan bu tür şeylerden hoşlanmayan ya da bunlardan hiç pay almamış kişinin yaşamaya layık olmadığını. Yani payını alma derken bedensel olandan payını almayan kişinin zaten yaşamaya layık olmadığını düşünür. Ama Sokratesçi açıdan düşündüğümüzde Platon hem ruhla beden arasındaki ilişkiyi burada birliktelik diyelim, koinonia, hem de payını almayı kesen kişidir dedi. Bakınız bu iki kavramın Platon metafiziğinde ne kadar hayati olduğunu size anlatamam. Sokrates böyle diyor ama Platon bütün bir metafiziğini ruhla beden arasında, yani burada ruh ve beden ama varlık ile oluş ya da ideler ve duyular arasındaki iştirak ve pay almanın önemli olduğu görülüyor. Bu Platon açısından son derece hayati. İşte bunları koyalım. Yani Sokrates böyle diyor ama Platon diğer diyaloglarında farklı bir... Bunu görebildik mi Abdullah? Hı? Bak bu kısım çok ilginç. Koinonia evet. Ve metexis. Yani pay alma ve iştirak. Yani yavaş yavaş böyle şeyine giriyoruz, ana felsefesine. Tabii giriyoruz. Artık yavaş yavaş şeye giriyor ama Sokratesçi yaşamda koinonia ve metexis tamamen iptal edilmeli ki filozof olabilsin. Ya hakikate vakıf olabilsin. Hocam
mesela Platon köle olarak satıldığı zaman aslında hani sürüle sürüle geliyor bu tarafa. Sadece o dönemde mi Sokrates uyuyor yoksa hayatının geri kalanında da devam ettiriyor mu? Yani Abdullah iyi sordun tam zamanında. Bana sorarsanız Sokratik o bilgelikten zerre kadar sapma yok Platon'da. Bak bunu koyalım. Yani hakikatin kendinde, kendi başına görülmesi suretiyle tecrübe edilebileceği şey filozofya Platon'da zaten. Ama onun doksa itibariyle yani bu dünyadaki görünüşler itibariyle işte ilişkisini, birlikteliğini ve pay alma ilişkisini kurma Platon'da hayatı. Sokrates mesela bununla ilgili, bunun metafiziği teorik bir çerçevede Platon'da çıkacak. Anlatabildim mi? Evet hocam, çok sevindim. Yani Sokratik bilgelikten zerre kadar sapma olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunun metafiziğini yapacak. Yani ontolojisini yapacak. İştiraki kuracak yani. Önünüzdeki masadan şey yapın. Masa idesiyle nasıl irtibatı kuracak? Kişi bedensel olandan koparak Sokratik erdem burada tamamen koinonyası ve mefeksisi iptal ederek, ilişkiyi tamamen kopararak, bu ilişkiyi tamamen koparan ya da koparma şeyi olan filozof mudur Platon'da? Yani şunu kastediyorum. O halde niye devleti yönetme şeyiyle dönsün tekrar mağaraya? Yani toplumu niye tekrar o hakikate yönlendirsin? Bir kere yaptı, sonra da öyle değil mi? Yeniden mağaraya dönüp toplumu da o hakikate yönlendirmekle görevli olduğunu düşünüyor Platon. Bu anlamda bir mefeksis, bu anlamda bir iştirak ilişkisi son derece önemli. Şey gibi, Zerdüşt hocam çıkıyor ve anlatıyor derdi, Nietzsche'nin Zerdüşt'ü. Bir anlamda. Evet. Tamamen Nietzsche'ninki bambaşka bir. Farklı da. Ama bambaşka bir. O hiç alakası yok. Nietzsche olayı tamamen başka bir şeye çekiyor yani. Evet. Çok doğru söylüyorsun Sokrates dedi. Şimdi burada enteresan bir ifade geliyor. Ya bilimin kazanılması. Arkadaşlar bilimin ne alakası var? Bilim nedir Allah aşkına? Adam bir tecrübe durumundan bahsediyor burada. Şu bilim dediği şey phronesis. Şu bilim diye çevrilen şey. Sonradan siliyorum çünkü yazılar karışıyor arkadaşlar. O yüzden phronesis. Hocam siz ekran paylaştığınız için sanırım chat'e göremiyorsunuz da bir soru var chat'ten. Vallahi ben lütfen chat'le şey yapmayın. Söz alın konuşun. Ben göremiyorum şeyi. Phronesis. Bu aklı başındalık diye çeviriliyor bu. Aklı başında. Hocam ben sormuştum da chat'ten. Bu pay alma ibaresini tam anlayamadım. Yazdınız mı? Ben göremedim acaba. Yazabilir misiniz onu tekrar yazdıysanız da? Yunancasını mı? Evet hocam. Tamam. Şu ilişki dedi, ruhu bedenle olan ilişkiden ayırmaya dedi bakınız. Koyunum onu ya. Yazmıştınız da payını almayı yazmadınız diye ben takip ettim. Tamam, onu da yazayım. Peki. Şu üçünü birden yazıyorum o halde. Şuraya. Ne dedik? Bedenle kurdu. Koinonia. İştirak ya da birliktelik. Platon'un ontolojisinde son derece önemlidir ama Sokrates burada tamamen iştiraki ve birlikteyi ortadan kaldıracağız dedi. Tamam. Yani bunu bir ikisini koyalım. Bu diyalektiği de görelim yani. Diğeri de metexis, Ümran. Metexis. Bunu da pay alma diye çeviriyor. Pay alma diye çevirdikleri de bu. Evet. Bunu sormuştun herhalde. Şöyle tekrar koyayım. Da evet hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Söylemek istediğim de şuydu. Sokrates diyor ki bedenle ruh arasındaki birlikteliğin ve pay alma
Platon'un, şimdi bütünü de toparlayacak olursak, tamamen kopartan, onlar arasındaki ilişkiyi ve birlikteyi, pay alma ilişkisini tamamen ortadan kaldıran kişi filozoftur dedi. Ben de dedim ki Platon'un ontolojisinde sonrasında göreceğiz ki, mesela diyaloglarda göreceğiz, diğer devlet diyaloğunda göreceğiz ya da diğer diyaloglarda son derece önemlidir. Bu ikisi arasındaki iştirak Platon'un metafiziği. Nasıl kuruyoruz bu ilişkiyi? Mesela önümde masa nesnesi var, masa idesi var. Ya ikisi arasındaki irtibat. Tabii burada Sokrates'in anlattığı bir ruhsal yaşam, onu da koyalım tabii ki, ama koinonia ve meseksis Platon için çok değerli İki kavram onun ontolojisinde. Şimdi bilim dediği, Allah aşkına bilimi silin buradan. Ya bilim ne alakası var burada, bilim? Ne bilimi yani? Aklı Phronesis kazanımıyla bunu yapar dedi. Phronesis edimini gelince... Hocam idrak denebilir mi? İdrak aklı dedi buna ya. Kabul. Kim dedi onu? Fatma ben hocam. Kim? Fatma. Fatma olur. Ya bilim demeyin de. Ya aklı başındalık da karşılamıyor. Çünkü aklı başındalık biraz böyle bir ahlaki erdem gibi. İdrak deyin. Hatta idrak olur. Yani bazıları basiret çeviriyor bunu. Phronesis. Ya basiret tamamen practical wisdom. Pratik bilgelik, hikmet olarak. Aristotelesçi bir etik itibariyle. Ya vakıf olma dedik ya mesela. Ya hakikate vakıf olma ya da vukufiyet ya da idrak güzel. Böyle değil. Çünkü şeylerle, var olanlarla kurulan, kendi başına olan o idelerle kurulan ilişkinin adı bu. O yüzden phronesis, idrak güzel. Bunu sileceğim yalnız tekrar. Ya karışıyor çünkü. Şöyle. Tamam. Güzel. O idrakin ya da o kazanılması, edinilmesi ne gelince beden dedi. Beden bu araştırmada kendisinden yardım istenilince bir engel midir, değil midir? Nasıl anlarsınız bunu? İşte Ümran'ın dediği. Ümran mı dedi? Fatma mı dedi? İdrak. O idrakin kazanılması için beden engel midir, değil midir dedi. Bakın nasıl oturuyor, gördünüz mü? Hakikati idrak için beden engel midir, değil midir? Anlaşılıyor mu? Bilimin kazanılması yani nedir yani? Bilim mi? Science? Değildir hocam. Efendim? Değildir. Yani. Değil mi? Hocam İngilizcesinde acquiring of knowledge diye geçiyor. Evet. Bilgi edinme. Yani bilgi de değil arkadaşlar bu ya. Ya bilgelik deseniz hadi bir şekilde, ama o şeyi kastediyoruz burada. O faaliyet itibariyle tecrübenin kendisini ifade eden bir şey phronesis. Mesela idrak güzel karşıladı burada. Ama sonra noesis'e de idrak diyeceğiz. İşte bir vakıf olma, hakikate vakıf olma, hakikati idrak. Hocam bilinç olabilir miyiz acaba? Ümran? Bilinç şeklinde algılayabilir miyiz? Yok, bilinç hiç değil. Bilinç o consciousness falan değil. Zihin, bilinç. Bunlar modern dönemde filtreler. Tortular. Evet. Hani geçen hafta o tortular dedik ya. Evet. Burası anlaşıldı değil mi? Beden engeldir yani. Bu araştırmada kendisinden yardım istenilince bir engel midir? Bakınız diğer şeyde okuyorum. Nazile Kalaycı çevirisinde. Peki aklı başındalığı edinme, yani phronesis kazanımı ne olur? Durumunda ne olur? Bakınız, onu kazanma durumu var. Bilimi kazanma diyemezsiniz. Bir bilinç çok modern. Birisi yaptığı incelemede ya da araştırmada, bu hakikat araştırmasında, bedeni kendisine yardımcı olarak kullanırsa beden ona engel olur mu, olmaz mı? Şimdi devam ediyor. Bir misal ile de demek istediğimi anlatayım. Görme, işitme duyuları. İnsana geniş bir bilgi veriyor mu? Yoksa şairlerin sanı olarak hiçbir şeyi görmediğimizi durmadan tekrarlamaları doğru mu? O halde gerçekten bu iki duyumları sağın ve pekin değillerse, bunlardan daha zayıf olan bütün öteki duyuların sağınlığı, pekinliği tabii daha az olacaktır. Sen de böyle düşünmüyor musun?
demek istediğim görme ve işitme hakikate ulaştırır mı? Bakın mesela ne kadar oturuyor burada. Geniş bilgi dediği hakikat. Alesya diyor ya. Alesya yani. Yani duyular insanı hakikate ulaştırır mı diyor. Bunun tam Türkçesi. Yoksa hiçbir şeyi kesin bir biçimde görüp işitemeyeceğimizi bizi sürekli tekrar eden ozanlar haklı mı? Evet. Simyas diyor ki senin gibi düşünüyorum. O halde ruh ne zaman hakikate varıyor? Bak buraya koydu hakikate. Ya Allah aşkına buraya hakikat diyorsun Alesya. Buraya niye geniş bilgi dedi ya? Evet. Çünkü bedenle beraber bir şeyi incelemeye giriştiği zaman bedenin kendisini aldattığını apaçık görüyor. Doğru söylüyorsun. Ruh gerçekler hakkında bir bilgi edindiği vakit bunu düşünmekle elde etmiyor mu? Şimdi bu burada da bir kazı çalışması yapacağız. Bu gerçek değil. Bu yine Platon'un ontolojisinde son derece önemli olan kavramlardan biri. Var olanlar arkadaşlar. Toon. Toon. Yunanca. Ontoloji var ya hani ontoloji. Oradan yani köken olarak oradan geliyor. Bu çevir güzel. Nazile Kalaycı'nın muhakkak elinizde bulunsun. Hani Yunancasıyla da böyle karıştırıp bakabilme imkanınız da olan bir şey var. Ruh var olanlardan herhangi birini herhangi bir yolla apaçık kavrayacaksa başvuracağı yol akıl yürütme değil midir? Logistikon. Evet. Ruh. Var olanlardan herhangi birini kavrayacaksa başvuracağı yol logismos değil mi dedi. Evet. Şimdi bu da kaldı burada. Nasıl sileceğiz? Evet. Nasıl gidiyor? Bir sıkıntı var mı? Son 10 dakika şu kısmı. Metin'de ben bayağı bir ilerlemeyi şey yapıyordum ama çok da gidemedik yani. Evet. Var mı buraya kadar bir sorunuz? Sildim de bunu. Güzel. Peki devam ediyorum o halde. Şu kısmı şey yapın ama. Revize edin. Ruh var olanla hakkında herhangi bir yolla apaçık kavrayacaksa, herhangi birini apaçık kavrayacaksa, ne o var olanlar mesela? Diye sorsam size. Hangi var olandan bahsediyor? Önümdeki masa mı? Şunu mu? Hakikat olabilir mi? Efendim? Hakikat var olanlardan kasıt. Hakiki ve değişmez tarzda var olanlar. İşte o idealar. Anladınız mı? O nesnenin mahiyeti, değişmez mahiyeti kavradığında logismos devreye giriyor dedi. Düşünme. Hadi düşünme tamam. Evet diye cevap verdi. Fakat ruh dedi kendisini ne işitme ne görme duysun. Ne acı ne has. Hiçbir şey bulunmadığı zaman daha iyi düşünür. Daha iyi akıl yürütür işte burada. Şu logismos. Yani kendisini, bunu görebiliyorsunuz artık değil mi? Bedensel olanlardan, bedensel hazlardan soyutladığı, soyduğu, arındırdığı vakit gerçek manada kavrar dedi. Kavrayışı şey yapar araştırmasında. Böylece kendi içine çekilerek teni uzaklaştırır ve onunla her türlü ilişkiyi elden geldiği kadar yine koinonia, tamam mı? İrtibatı, ittisali, birlikteliği elden geldiği kadar keserek var olanı kavrar dedi. Gerçek dediği burada var olan. Şimdi ölümü anlıyorsunuz değil mi? Bedenselle olan o tecrübe itibariyle bedeni nasıl öldürdüğü vurgusu. Filozof bedensel olandan gerek nitelikler, özellikler itibariyle arması gerekse de o hazlardan arındırması kendisini itibariyle hakikate vakıf olabilir. Fronesis. Bakın tam şeyi bu.
Türkçesi. Bedensel olandan kendisini birazdan zaten katarsisi de koyacak. Hadi onu da koy. Hocam. Buyurun. Hocam burada sanki Sokrates'ten daha çok Platon konuşuyormuş gibi geliyor bana yani. Evet. Daha çok Platon'un fikirleri. Ya Platon tabii ki burada Platon'un fikirleri evet doğru ama Platon'un ontolojisine girdiğimiz zaman detaylı bir biçimde bu koinonio metexis Platon için değerli. Yani bu dünyayla yani mağaranın içiyle mağaranın dışı o dediğimiz o hakiki var olanlar idelerle arasındaki ilişki de Platon açısından. Yani bunun metafiziği itibariyle tesisi de Platon açısından son derece önemli. Bunun için tabii ki Platon ama Platon hasta. Hasta olması itibariyle na mevcut metinde. Tekrar söyledim. Sokratik bu bilgelikten zerre kadar bir sapma Platon'un diyaloglarında yok. Bak tekrar söyleyeyim. Abdullah sorusu vesaire senin tekrar sorunu itibariyle söylerim. Platon'un tabii ki görüşleri bunlar. Ama bu köşeyi de bir yere de yazın. Bu koinonia ve metexis yani bu ruh ve beden yani varlık ve oluş ideler ve bu dünya arasındaki iştirak ve pay alma teorisi de Platon için son derece önemli. Hocam bu paragraftan kastettiği şey madde aleminden sıyrılıp mana... Tam anlamıyla. Sokrates, geçen haftalarda bunu vurguladım. Bedeni aşağılayarak, bedeni küçümseyerek, onu tamamen ondan soyutlanarak yani arınarak katarsis. Bu hafta gelemedik katarsis ama devamında katarsis diyecek. Ondan tamamen arınarak kişi hakiki manada alefes, filozofos diyor yani. Olabilir. Platon'un görüşümü sadece tamamen katılıyorum. Sadece evet tabii ki Platon'un böyle bir görüşü var. Ama bunun temellendirilmesi ve gerekçelendirilmesi noktasında fikirleri itibariyle bu geçiş Platon için değerli, önemli. Tamam. O halde burada da filozofun ruhu tene hiç değer vermiyor. Bak dedi aşağılıyor, ondan kaçıyor ve kendisiyle baş başa kalıyor dedi. Öyle mi? Muhakkak. Fakat şimdi buna ne demeli Simyaz diye sorduk. Şimdi bakınız. Sokrates var olanları açıyor şimdi. Bakınız. Var olanlar. Şimdi ruhu bu şekilde koydu. Şimdi vakıf olduğu ya da idrak işte biraz önce arkadaşınızın önerdiği şeyle idrak ettiği o var olanların mahiyetlerini açıyor şimdi. Kendinde doğru diye bir şey var mı? Adilin kendisi demek bu. Auto. Dikaion auto. Bak auto geldi gördünüz mü? Metnin başı nasıl auto diye açılıyordu. Auto ve alos ya da eteron başkalık itibariyle koydu. Bu sıradan değil demiştik hep. Ya metin sıradan açılmıyor. Şu açılışlara bir bakalım sahne açılışı. Değil mi? Çok iyi bir yönetmen, senarist filmi öyle bir tarzı açıyor ve kapatıyor ki ona dair böyle bir sonra film eleştirmenleri ya da bu işe gerçekten gönül veriyorsun. İşte filmi izledikten sonra tekrar bakıyorsunuz, onu yorumluyorsunuz. Yani. Ama bunu koymuş da falan sıradan öyle. Alelade öylesine konulmuş diyemiyorsunuz. Bakın kendilik vurgusu başta geldi, burada da geldi. Kendi başına ruhun kalması derken de auto diyordu. Burada da auto. Platon için auto kavramı çok değerli. Çok önemli bir kavram. Dikaion auto. Kendinde adil diye bir şey var mı? Yoksa yok mu? Simyas dedi ki Zeus hakkı için kabul edeceğiz. Kendinde güzel, kendinde iyi. Bakın Platon için üç değerli önemli bir şeyden bahsediyoruz, mahiyet. Kendinde doğru, kendinde güzel ve kendinde iyi. Kabul edecek miyiz bunları? Onları da dedi Simyaz. Şimdi Sokrates'in bu cevabı çok ilginç, dikkat. Fakat sen onları gözlerinle gördün mü? Bu gözler kastediliyor. Aistezis, yani duyular. Anestezi var ya, anestezi, dilimizde de var, anestezi. Aistezis aslında estetik duyumsama demek. Algı tam şeyi.
Yani bu gözlerle gördün mü diyor. Bunu şöyle de şey yapabiliriz. Yani kendinde doğru algılanır mı? Kendinde doğru duyumsal olarak algılanır mı? Bu dünyada görünüşe çıkar mı? Değişim dünyası dediğimiz bu doksada, genesis, oluş aleminde kendinde doğru, kendinde güzel, kendinde iyi olduğu şekliyle görünür mü dedi. Hocam kendinde doğru derken özünde doğru olan evet. mı? Kendisini yani. Güzelliğin kendisi, iyiliğin kendisi. Evet. Özü. Kendisi yani. Platon'un o meşhur ideler şeyi. Teorisi. Evet. Vallahi ben çok daha ileri gideriz dedim ama neyse. Nasip. Ya nasip diyelim buraya kadar kalmış olalım. Asla görmedim. Ben devam ederiz.